Atölyemizde herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ses sistemimizin mikro USB girişi bozulmuş. Yani şarj girişi bozulmuş. Şimdi bunu basit yolla nasıl tamir edeceğimizi göstereceğim sizlere. İlk önce bir sistemimize böyle bir inceleyelim. Şurada zaten büyük bir hoparlörümüz var. Burası TIS bölümü. Hem içinde görmüş olacağız. Bozuk olan şuradaki mikro USB. Bu mikro USB'lerin en büyük sıkıntıları çabuk bozulmaları. Biz bunu ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. Type-C C girişli yapacağız bunu. Çok basit bir şekilde. Hani bu girişle hiç oynamayacağız. Şimdi nasıl yapılacağını göreceksiniz. Bir içini sökelim. Bakalım bir işlemlere başlayalım. Sökme işiyle başlayalım. Şöyle hemen hızlıca. Sizin de zamanınızı almadan. Vidalarımızı şöyle kenara alalım. Şimdi böyle bir zaten çektiğimizde gelecektir. Basit bir kartı var zaten. İçini de incelemiş olacağız hem. Şurada bir tane lityum pilimiz var. Zaten USB-C girişimiz, daha doğrusu micro USB girişimiz şurada. Onunla hiçbir işlem yapmayacağız biz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir takacağımız parçayı göstereyim sizlere. Şuradan bir ürünümüzü çıkartalım. Bende daha önce de elimde vardı. Bu Type-C C şarj modülü diye geçer. Evet, ne demiş buraya? Tip C korumalı şarj modülü. Yani bundan sipariş verebilirsiniz. Ben Robolink marketten sipariş verdim. Siz de oradan verebilirsiniz. Gayet uygun fiyatı. Şimdi hatırlamıyorum ama çok uygun. Bu bizim işimizi çok güzel görecektir. Yani bu soketi değiştirmek maliyetli ki soketi nereden bulacaksınız ayrı. Onu sökmek oradan bela onlar. Yani biraz sıkıntılı iş. Böyle ve kalıcı bir çözüm olacak. Ve aynı anda güncellenmiş USB-C çıkışlı bir şarjımız olacak burada. Şöyle çıkartalım önce. Artı eksi girişlerimiz var orada zaten. Onlardan enerjimizi alacağız. Başlayalım işlemlere. Şimdi buradaki B yazan yani batarya daha doğrusu batarya yazan kısımlara lehimlerimizi yapacağız. Şöyle lehim bastığımızdan biraz alalım. Alttan yani delik var. Normalde delikten kaynatsam olur ama alta çıkmasını istemiyorum çünkü yapıştıracağım. Yapıştıracağım için alttan yani şuradaki AUX girişin üstüne yapıştıracağım. Yani altı düz olması gerekiyor. Bunu eksi yapacağız bu arada. Sarıyı eksi yapalım. Şuradan önce bir onu yedirelim. Evet. Bunu eksi yapacağız. Tamam. Şimdi kırmızıyı bağlayalım. Bunu biraz daha kısaltabilirsek iyi olacak. Tamam. Kırmızı da arttı. Evet. Bu işlem tamam. Böyle bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle çekelim. Şuradaki pilimizin artı ve eksisine hangisiydi pilimiz? Şu. Şurasını artı ve eksisine bağlayacağız bunu. Ve şarj modülümüz montaj hazır olacak. Zaten şarjı taktığımızda kartla alakalı olmayacak. Şarja taktığımızda direkt pilimizi şarj etmeye devam edecek yani. Şuradan keselim artıyı böyle. Artıyla başlayalım ilk önce. Basit bir şekilde halledeceğiz şimdi işimizi. Bu arada makaronumuzu sokmayı unutmayalım. Şimdi şuradaki kaynağımızı yapalım. Güzel bir şekilde. Tamamdır. Ondan sonra gelelim. Buradaki artımızı da kaynatalım. Burası böyle hazır. Hop, yerelim. Ha, güzel tutmamış. Şunu biraz daha bir şöyle oynayacağım ben şimdi. Güzel şey yapsın. Kablolarda tabi pek
bakıra da benzemiyor yani. Bakır kabloya benzemedikleri için. Tam şöyle. Çakmağımızın da gazı bitiyor herhalde. Tamam, burası böyle oldu. Gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde hallettim bunu. Diğerinin de aynısını yapacağım. Onu çekmeyeyim yani, zaman kaybolmasın. Diğerini de bağlayalım yarına bakalım. Evet, şimdi gelelim testimize. İkisini de bağlamış olduk. Takıyoruz. Evet, kırmızı yandı. Bu zaten, şöyle ışığımızı da kapatalım. Şarj olduğunda buradaki ışık maviye dönüyor. Yani şarj etmeye başladı. Güzel bir şekilde USB-C girişimizde. Şimdi buraya gelelim. Bir montajını yapayım yarın. Onu da göstereyim nasıl yapıldığını. En uygun yer burasını buldum. Şöyle şuradan bir tane delik açtım. Şu kısımdan. Nerede o? Ha, şurada. Gözüküyor. Çift şöyle ikiz yapıştırıcılar var. Bunları da yapıştırdım. Şimdi kurumasını bekliyorum. Ondan sonra içeri montajını yapıp kablolarını falan söktüm ki daha kolay çalışayım diye. Hepsi soketli zaten. Çok da güzel uyum sağladı yerine. Bakalım bir yere takıp bir test edelim. İşlem tamamdır arkadaşlar. Buraya çıkarttık USB-C çıkışımızı ve takalım şimdi bakalım. Tekerle takamıyoruz ki. Şöyle bir takayım. Yerine taktık ve şarj almaya başladı. Şöyle ışığı kapatayım. Şurada zaten kırmızı ışığı gözüküyor. O dolduktan sonra yeşile dönecektir. Ve sistemimizi açalım. Güzel. Şuradan radyoya girelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistemimizi tamir etmiş olduk, ses sistemimizi. Siz de kendi başınıza böyle basit bir şekilde tamir edebilirsiniz eğer arızalandıysa. Videodan bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.